Sayın izleyiciler, hafta başında Amerikan Anayasa Mahkemesi terör örgütlerine danışmanlık veya uzman desteği verilmesinin, barışçı faaliyetler için bile olsa herhangi bir eğitim verilmesinin teröre destek olarak yorumlanacağını kararlaştırdı. Kaliforniya'daki İnsani Hukuk Projesi PKK üyelerine örneğin Birleşmiş Milletler'e nasıl başvuruda bulunulur, ihtilafların çözümünde uluslararası hukuktan nasıl yararlanılır bu gibi konularda PKK'ya danışmanlık yapmak istiyordu. Ancak Amerikan Anayasa Mahkemesi bu tür girişimlerinde teröre maddi destek olarak yorumlanacağını kararlaştırdı ve yasak olduğu hükmüne vardı. Bu akşam bu önemli davayı, bu önemli kararı değerlendireceğiz. Konuğumuz Türk Amerikan Dernekleri Kurulu Başkanı Avukat Günay Evinç. Hoş geldiniz Sayın Evinç. Hoş bulduk, sağ olun. Humanitarian Law Project, Kaliforniya'daki bu kurum PKK'ya nasıl destek vermek istiyordu? Amacı neydi, neyi hedefliyordu? Her türlü lobicilik, halk ilişkileri, avukatlık, medya ile ilişkiler, medyada propaganda, böyle hizmetler vermek istiyordu. Ve neticede Anayasa Mahkemesi dedi ki bunu istiyorsa bir kuruluş, bir örgüt yapmaya zaten yapar. Ama bunu yaparsa başka birisi onlar için, o zaman şiddet yapmak için, faaliyetleri için tasarruf olur. Böylece bir taraftan şiddet kapsamayan bir etkinliğe bir destek veriyorken indirekt bir şekilde şiddete destek vermiş oluyoruz. Çünkü paranın hali zaten böyledir. Ve çok önemli bir pozisyon bu. Türkiye için, Amerika için tüm terörizme karşı mücadele yapan halklar, insanlar ve ülkeler için çok önemli bir zafer bu. Ve şimdi bu pozisyon çok güçlü bir şekilde ifade edilmiştir Amerika'da. Ve belki en sadece PKK değil, başsavcı dedi ki Hizbullah için yapılan bir ev, Hizbullah için yapılan bir bomba kadar eşittir. Peki bu insani hukuk projesi, PKK'ya bu tür danışmanlık hizmeti vermek isteyen kuruluş kendi savını ifade özgürlüğü bağlamında savunuyordu. Yani kendi atacağı adımları ifade özgürlüğü alanında koruyacağını. Nasıl izah ediyordu? Ne alaka ikisi arasında? Diyordu ki biz Amerika'da ifade özgürlüğümüzü değişik şekillerde yansıtırız. Bir tanesi bir amaca para vermek, birisi bir amaç için gönüllü çalışmak veya düşük bir ücret için çalışmak. Dolayısıyla biz PKK'nın şiddet kapsamayan programları için aynı desteği gösterirsek bu da ifade özgürlüğümüze sığıyor pozisyonuydu. Ama çok güçlü bir şekilde Anayasa Mahkemesi bunu reddetti. Çünkü samimiyetine inanmadı. Ve okursak ne demek istediğini, hani gerçek dediğini değil de ama satırlar arasında ne dediğini okursak Anayasa Mahkemesi de dedi ki kim PKK'ya yardım etmek istiyorsa şiddet olmayan etkinliklerini mutlaka şiddeti kapsayan etkinliklerini de desteklemek istiyor. Ve böylece bu ifade özgürlüğü değildir, bu şiddet yapmaktır. Öbür taraftan diyebiliriz ki ve benim kuruluşum, Türk Amerikan Dernekleri Kurulu da bunu öneriyor, önemli bir denge bulundu. İfade özgürlüğü ve güvenlik arasında. Burada herkes kendi düşündüğünü ifade edebilir, düşünebilir, söyleyebilir. Dünya yuvarlak değil, PKK bir kültür kulübü diyebilirler. Ama gelince maddi ve herhangi bir şekilde yardım etmeye o yasak ve bu durumda çok ciddi cezalar var. Anayasa Mahkemesi'nin kararını şu şekilde özetleyebilir miyiz? PKK'ya barışçı amaçlar için de olsa herhangi bir destek verilmesi PKK'nın elinde olan kaynakları şiddete yönlendirmesine olanak tanıyacak. Böyle mi diyor evet, Anayasa Mahkemesi? Aynısı. Peki bir de Türkiye ile ilişkilere zarar verebileceğini de söyledi Mahkeme Başkanı John Roberts, öyle değil mi? Evet, ama orada bunu demek istiyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz terörüne karşı. Ülkeler
kendi kanunlarıyla yardım bir altyapı kurmalılar ki hepimiz beraber bütün terör kuruluşlarına karşı mücadele yapabiliriz. Ve o açıdan evet, Türk-Amerikan ilişkilerini etkiler Amerika'daki kanunlarının PKK'ya karşı olması. Peki aslında son dönemde Amerika'da PKK'ya karşı başka hukuki zaferler de elde edilmişti. Evet. Özellikle iki dava vardı. Bunları da izleyicilerimiz için özetleyebilir misiniz? Kesinlikle. Bu konuştuğumuz dava üçüncü emsal, önemli emsal teşkil eden bir dava. İki tane dava var. Onlar da bitti. Bir tanesi İbrahim Parlak davası. İbrahim Parlak davasına federal mahkeme dedi ki PKK bir ırkçı bir kuruluş. Çünkü kendi düşüncesinde olmayan insanları, Türk özellikle ve Kürt asıllı Türkler, onları öldürüyor. Ve böylece PKK'ya yardım eden bir kişi kesinlikle kendisi de diyemez bana karşı bir ırkçılık var. Çünkü kendisi ırkçılık yapıyor. İbrahim Parlak. İkinci önemli dava, üçüncü diyelim. O da Selahattin Özdemir davası. Orada federal mahkeme dedi ki Türkiye'nin antiterör programı doğru düzgün ve etnik nötral bir program. Kim olursa olsun aynı programla karşı karşıya gelecek. Bir Özdemir Kürt olduğu için tutuklanıp sorgulanmadı. PKK'cılık yaptığı için. Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu Başkanı Günay Evinç, çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.